Hamur Teknesi kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber kete tarifi yapacağız. Öncelikle ketelerimizin yufkaların arasına sürmek için tereyağımızı hazırlamakla başlayalım. 200 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ ocağa alalım ve tereyağımız eriyinceye kadar ısıtalım. Hamuru içinse 1 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ılık suyumuzu uygun bir kaba alalım. Ardından 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket instant kuru mayamızı ekleyelim. Ve mayamız aktifleşinceye kadar karıştıralım ve bekleyelim. Mayamızın aktifleşmesi birkaç dakikamızı alacaktır. Yavaş yavaş mayamız aktifleşti. Daha sonra yarım su bardağı sıvı yağımızı ilave edelim. Ve 1 su bardağı dolusu yoğurdumuzu da ekleyelim. Eğer yoğurt kullanmayacaksanız 1 su bardağı süt ilavesi yapabilirsiniz ve 1 yemek kaşığı sirke kullanabilirsiniz. Yoğurt ketelerinizin daha çıtır olmasını sağlayacaktır. O yüzden kullanıyoruz. Dediğim gibi yoğurt kullanmayacaksanız ayrıyetten 1 su bardağı süt ve 1 tatlı kaşığı kadar sirke ilavesi yapabilirsiniz. Karışımımıza yarım tatlı kaşığı tuz ve 1 adet yumurtanın sarısını da ekledikten sonra bütün karışımı bir güzel çırpalım. Daha sonra yavaş yavaş un ilavesi yaparak hamurumuzu yoğurma işlemine başlayabiliriz. Hamurumda toplamda ben 7,5 su bardağı un kullandım. Ama siz kontrollü bir şekilde ununuzu yavaş yavaş ilave ederseniz daha iyi sonuç elde edebilirsiniz. Kullandığınız malzemelerin markası, miktarı, kullanacağınız un ölçüsünü değiştirebilir. Daha az veya daha fazla kullanabilirsiniz. Dediğim gibi 7,5 su bardağı un kullandım ve hamurum bu kıvamda arkadaşlar. Ne çok sert ne de çok yumuşak. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ettik. Şimdi hamurumuzu tezgahımıza alalım. Ve bir miktarda tezgahta yoğurduktan sonra iki eşit parçaya ayıralım. Ve daha sonra bezelere ayıracağız. Hamurumuzdan toplamda 8 beze elde edeceğiz. Ona göre ayarlarsanız sizler için kolaylık olacaktır. Ve gördüğünüz gibi hepsi aynı ölçülerde olacak şekilde yavaş yavaş hamurumuzu bezelere ayırmaya başladık. Ve fark ettiyseniz hamurumuzu yoğurduktan sonra mayalandırmadık. Bu keteyi kesinlikle mayalandırmayacağız. Ne kadar dolapta bekletirsek o kadar iyi olacak. Yufkaları açtıktan sonra göreceksiniz. En son aşamalarda dolaba göndereceğiz ve dinlendireceğiz. Ve bütün bezelerimizi hazırladıktan sonra yavaş yavaş açma işlemine başlayabiliriz. Benim tezgahım açmak için yeterli alanda olmadığı için yufkalarımı açmak için tahta kullanacağım. Onun için şöyle hazırlamış olduğumuz bezeleri ayrı bir tepsiye alalım ve üzerine örterek kurumasını engelleyelim. Daha sonra ilk yaptığımız bezeden başlayarak açma işlemine başlayabiliriz. Yufkaları açacağımız tahtamıza bir miktar un aldık ve daha sonra bezemizin üzerine de biraz un döktükten sonra yavaş yavaş açabiliriz. Siz isterseniz bu kısımda oklava kullanmayabilirsiniz. Yufka açmayı bilmeyenler bile kolaylıkla yapabilecektir. Merdane yardımıyla açabildiğiniz kadar açtıktan sonra ketelerimizi oluşturabiliriz. Videom biraz uzun olacak. Umarım sıkılmazsınız. Ama her aşamasını sizlere anlatarak iyi bir sonuç elde etmenizi istiyorum. O yüzden bütün aşamalarını tek tek detaylı bir şekilde anlatıp da göstermek istedim. Onun için inşallah sıkılmazsınız. Ve videomu eğer izleyip beğendiyseniz ufak da olsa bir yorum bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bu ve buna benzer videolarımı da izlemek isterseniz kanalımıza abone olup bizi desteklerseniz çok sevinirim. Yufkamızı açabildiğimiz kadar
İnce bir şekilde açıyoruz. Çok da aslında ince olmasına gerek yok. Dediğim gibi merdane yardımı alarak da açabildiğiniz kadar açabilirsiniz. İlla oklavı kullanacağız diye bir şey yok. Yufka açmayı bilmeyenler bile kolaylıkla bu kete tarifini yapabilir. Ve açmış olduğumuz yufkamızı biraz un serperek katlayacağız. Ve böylelikle biz diğer yufkalarımızı hazırlayıncaya kadar hazırlamış olduğumuz yufkalar birbirine yapışmayacaktır. Gördüğünüz şekilde videoda gördüğünüz şekilde arkadaşlar unladıktan sonra katlayın ve bir kenara alıp bekletelim. Diğer bezelerimizi de yufka haline getirip hazırlayıncaya kadar ilk olarak 4 tane bezemizi yufka haline getirip hazırlayacağız. Daha sonra hazırlamış olduğumuz yufkalarımızı yağladıktan sonra diğer bezelerimizi açma işlemine geçeceğiz. Dörder dörder kullanacağız ketemizin yapımı için. Mutlaka bunu unutmayın. Ve videoda gördüğünüz gibi ilk yufkamızı aldık. Ve üzerine daha önceden ısıtmış olduğumuz tereyağımızı sürdük. Daha sonra ikinci yufkamızı da birinci yufkamızın üzerine gelecek şekilde üzerine yerleştirelim. Ve yağlama işlemini buna da uygulayalım. Dediğim gibi böylelikle 4 adet yufka kullanacağız. 4 adet yufkayı aralarına yağ sürerek üst üste dizdikten sonra rulo haline getirip tepsiye yerleştirip üzerine streçledikten sonra dolaba göndereceğiz. Dolapta dinlendireceğiz. Biz diğer yufkamızı açıp hazırlayıncaya kadar. Bu ketemizin yapımı gerçekten çok kolay. Çok da zevkli yapması. Kolaylıkla hamuru açılabilen ve piştikten sonra içi yumuşacık, dışı çıtır çıtır boyoz şeklinde lezzetinde bir ketemiz olacak. Gerçekten bu tarif ile bu yöntem ile mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ve daha önce de videolarını hazırlayıp paylaşmış olduğum Erzurum ketemiz ve farklı yöntemlerle yapılan kete tariflerimiz var. Onlara da bir göz atmanızı tavsiye edebilirim. Ve üçüncü yufkamızı da ikinci yufkamızın üzerine gelecek şekilde yerleştirdik. Ve bir miktar daha önceden ısıtmış olduğumuz tereyağımız ile bir güzel yağladık. Daha sonra dördüncü yufkamızı da aynı işlemden uyguladıktan sonra rulo haline getireceğiz. Dediğim gibi üzerine streçleyip dolaba dinlenmeye göndereceğiz. Ve yağlamış olduğumuz yufkalarımızı şimdi rulo haline getiriyoruz. Bu arada arkadaşlar eğer isterseniz hamurlarınızın bu işlemini gerçekleştirdikten sonra rulo halinde derin dondurucuya kaldırıp kete yapmak istediğiniz zaman çıkarıp kolaylıkla ketelerinizi yapabilirsiniz. Böyle bu şekilde de derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Sizlere kolaylık olacaktır. Ama ben bütün ketelerimi piştikten sonra dolap poşetlerine yerleştirip kaldırmayı tercih ediyorum. Bu benim için daha kolay oluyor. Ani bir misafir geldiği zaman çıkarıp ısıttığımız zaman aynı tazeliğinde, aynı formunda misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Ama hamur olarak da saklamak isterseniz saklayabilirsiniz. Ve diğer bezelerimizi de yufka haline getirip aynı işlemleri uygulayıp rulo haline getirdik ve onu da dolaba gönderdik dinlenmeye. Şimdi ketelerimizin iç harcını hazırlamaya geçelim. 3 yemek kaşığı dolusu tereyağımızı uygun bir tencereye aldık. Ve daha önceden ısıtmış olduğumuz artan tereyağımızı da içerisine ilave ettik. Daha sonra tereyağımız eriyinceye kadar ocağa gönderdik. Tereyağımız eridikten sonra yağımızın içerisine 2,5 su bardağı un ilavesi yapacağım. Ama un ilavesini yine aynı şekilde kontrollü bir şekilde ilave ederseniz daha iyi sonuç elde edersiniz. Normalde iç harcımızın kıvamı da bildiğimiz un helvasını kavururken ki ham un kıvamında olacak. Yani ne çok katı dağınık olacak ne de çok birbirine yapışık olacak. Onun için toplamda 2,5 su bardağı un ilavesi yaptım. Daha sonra hazırlamış olduğumuz iç harcımızı ocağa alacağız. Un kokusu çıkıncaya kadar, unlarımız beyazlayıncaya kadar bir 5-6 dakika kadar kavuracağız. Devamlı karıştırırsanız sizler için daha iyi olacaktır. Aksi takdirde unlar yanacaktır ve iç harcınızda istenmedik kokular oluşacaktır. Bunu istemediğimiz için ocağa alalım ve devamlı karıştırarak
6-7 dakika kadar un kokusu çıkıncaya kadar hafiften hamurumuzda beyazlayıncaya kadar ocakta pişirdik. Şimdi ayrı bir kaba alacağız ve soğumaya bırakacağız. Ve iç harcımız soğuduktan sonra hazırlamış olduğumuz rulolarımızı dolaptan çıkararak ketelerimizi oluşturmaya başlayabiliriz. Ve ketelerimizin yapım aşamasına başlayalım hep beraber. Rulolarımızı dolabımızdan çıkardık ve iyice dinlenmiş görünüyor. Daha sonra rulolarımızı tekrardan şöyle 5'er santim aralıklarla keseceğiz. Ve ketelerimiz yapımına başlayacağız. Bu arada videoyu dikkatli izlerseniz daha iyi olacaktır. Videoda gördüğünüz şekilde hazırlamış olduğumuz rulolarımızdan 4'er veya 5'er santim aralıklarla parçalar ayırdık. Ayırmış olduğumuz parçalar birer porsiyonluk kete olacak şekilde ayarlayacağız arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Daha büyük keteler oluşturmak isterseniz tabii kesmelerinizi biraz daha aralıklı yapabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar kestiğimiz bir parçayı aldık ve bir ucunu sıkıştırdık. Daha sonra diğer ucunu da videoda gördüğünüz şekilde açıyoruz. İçli köfte hazırlar gibi olacak arkadaşlar. Daha sonra açmış olduğumuz kısma bir miktar iç harcımızdan yerleştirip tekrar uç kısmını sıkıştırdığımız şekilde bunu da sıkıştırıp elimizi hafif bastırarak kenara alacağız. Bütün ketelerimizi hazırlamış olduğumuz parçaları aynı işlemden geçirip ketelerimizi hazırlama işlemini tamamlamış olacağız. Bu arada ketelerimizi hazırladıktan sonra bu şekilde de isterseniz derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Dolap poşetlerine yerleştirerek dondurabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkarıp hafif buzu çözüldükten sonra üzerine yumurta sarısı sürerek pişirip servis yapabilirsiniz. Hamurumuzun kıvamı o kadar güzel ki kolaylıkla insanı yormadan hazırlanıyor. Ve umarım inşallah videomu beğenmişsinizdir ve tarifimi denersiniz, memnun kalırsınız. Eğer tarifimi denediyseniz ve memnun kaldıysanız mesaj olarak geri dönüş yaparsanız çok sevinirim. Ve bütün hazırlamış olduğumuz kesiklerimizi kete formunu aldırdıktan sonra fırınlamadan önce tekrardan dolaba göndereceğiz. Böylelikle keteleriniz fırından çıktıktan sonra servis aşamasında daha çıtır çıtır olacaktır. Dış kapı çıtır çıtır ve içi yumuşacık kalacaktır. Onun için ketelerimizi hazırladıktan sonra tekrardan dolaba gönderip 1-2 saat dinlendirdikten sonra üzerlerine yumurta sarısı sürüp öyle fırınlayacağız. Dolapta dinlendirmiş olduğumuz ketelerimizi çıkardık. Ve fırında iyice kabarmaması için elimizle hafiften tekrardan baskı uygulayarak bastırdık. Daha sonra üzerlerine 2 adet çırpmış olduğumuz yumurta sarısını sürüyoruz. Dediğim gibi çok fazla kabarmasını istemiyoruz. Mayalı hamur kabaracaktır. Onun için hafiften baskı uyguladıktan sonra hazırlamış olduğumuz yumurta sarılarını sürdük. Daha sonra üzerlerine çatalla çizikler atacağız. Böylelikle hem çok fazla kabarmayacaktır keteleriniz hem de şekilli olacaktır. Ketelerimizin yumurtalarını sürdük. Şimdi çatal yardımı ile videoda gördüğünüz şekilde çizikler atarak şekil çıkartıyoruz. Daha sonra ketelerimizi pişmesi için daha önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırına pişmeye göndereceğiz. 200 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirdikten sonra
Servisi hazır. Biraz dinlendirdikten sonra yiyebilirsiniz. Size şöyle fırından çıktıktan sonraki çıtırlığını da göstermek istiyorum. Gerçekten dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdiden yapıp deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.